Evet ikinci derece fonksiyonların problemleri uyarlanması ile ilgili bir soru var arkadaşlar. Bir şekilde dikdörtgen şeklinde bir kağıt parçası verilmiş. Bu kağıt parçasının çevresi demiş 20 santimdir. O zaman biliyoruz ki iki kenar uzunluğu ne olacaktır toplam arkadaşım? 10 santim olacaktır. O zaman ben AB uzunluğa x diyecek olursam şu uzunluğa da 10 x diyebilirim. Şimdi bu kağıt parçasını belli oranlarda ne yapmış? Keserek küçültmüş. Bakın 1 santim buradan kesmiş. Bir santim de buradan kesmiş. O zaman şu boy toplamda kaç santim kısalmıştır? 2 santim kısalmıştır. Yani biz buradaki boy uzunluğumuza ne diyeceğiz artık? 2 santim kısaltırsak şuradaki boy uzunluğumuz 8 eksi x olacaktır. Arkadaşlar yanlardan da 2 santim buradan, 2 santim pardon, 3 santim buradan, 3 santim buradan toplam 6 santim kısaltmış burayı. O zaman buranın yeni uzunluğu da ne olacaktır? x eksi 6 olacaktır. Şu mavi ile taranan kısmı bize neyi soruyor arkadaşım? Alanı diyor en fazla kaç santimetre kare olabilir diye soruyor. Peki alanı veren fonksiyona biz ax diyelim. Alan neydi? İki kenar uzunluğunun çarpımıydı. Yani 8 eksi x çarpı x 6 olarak verecektir bize alan. Peki bu ifadeyi bir düzenleyecek olursak ax neye eşittir? Çarpalım. 8x eksi 48 eksi x kare artı 6 x. Yani a dediğimiz ifade şudur düzenleyecek olursak. Eksi x kare artı 8 x eksi 48'e eşit olacaktır. Pardon 14 x olacak arkadaşlar şurası. 14 x olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu ifadede bize neyi soruyor? En büyük olma ihtimalini soruyor. Bakın bu ifade bir parabol belirtir değil mi? Bu parabolün kolları aşağıya doğrudur x karenin katsayısı negatif olduğu için. Bunun alabileceği en büyük değer k değerdir. O zaman bu parabolün alabileceği en büyük değer alanında en büyük değerine eşittir. E peki bu k'yı bulabilmek için ilk önce şunun r'sini bir hesaplayalım. r eşittir eksi b bölü 2 a'dan r dedim değer 7 gelecektir. E biz bunu fonksiyonda da yerine yazdığımız zaman a7 bize neyi verecektir? k değerini verecektir. Yazalım. Eksi 7'nin karesi artı 14 çarpı 7 eksi 48. Düzenleyelim. Ne gelecektir? Eksi 49. Eksi 48 de yanına yazalım. Şu pozitif gelen değerimiz de kaçtır arkadaşım? E, 7, 28, 108'dir değil mi? Pardon 98'dir. Peki şurayı topladığım zaman ne yapacaktır? 2 değer. Eksi 97 artı 98 daha. K değerimiz kaç olacaktır? 1 olacaktır. O zaman bunun alanı en fazla 1 cm kare olacaktır.